Büyük han yaklaşıyor. Asya Deri'nin eve döndüğünü biliyor. Bunu ona Nil söylemişti. Kocasını arayacak ve gel seni yemeğe sürpriz bir yere götüreceğim. Davetliyiz oraya diyecek ama neresi olduğunu söylemeyecek. Bu yer Derinlerin evidir. Birinci bölümün başında gördüğümüz yemek sahnesi gerçekleşmek üzeredir. Asya, Volkan, Derin, Haluk ve Gönül bir masada akşam yemeğindedir. Ama bundan önce bunun öncesini biraz anlatayım. Asya evin içerisine girince eve hayran olduğunu ve onu biraz gezmek istediğini söyleyecek ve izin isteyecek. Gönül ve Haluk tabii ki diyecek ona. Derin'in evde olduğunu bilen Volkan Asya'nın peşinden kuyruk gibi ayrılmayacak. İşte bu sırada Derin'in annesi Gönül Asya'ya şöyle söyleyecek. Mutlu bir haliniz var, mutlu görünüyorsunuz. Bu söz ipleri kopartacak çünkü Derin bu sözü duyunca gülecek. Asya gözlerini ona dikecek ve hoşuna mı gitti diyecek. Bu söz herkesi soğuk bir duş aldıracak. Derin ağlayacak ve masadan kalkacak. O ayrılırken Asya sadece aşağılık insanlar bir başkasının ailesini dağıtır diyecek. Bunu duyunca Derin duracak ve geri dönecek. Asya'nın başına bir tokat atacak. Evin dışında yapılacak konuşmada Asya Volkan'dan boşanmak istediğini söyleyecek onun yüzüne karşı. Oğlunu göremeyeceksin bir daha diyecek. Hatta bununla da kalmayacak ve Mert'le yattım diyecek. Volkan artık neye üzüleceğini ya da neye şaşıracağını bile anlayamaz bir duruma gelecek. Bölüm sonu. Bölüm Mert'in otel odasına girişiyle sona erecek. Meğerse Asya Bahar'a her şeyi anlatmış. Odanın içerisinde Asya'nın olduğunu sanan Mert orada Bahar'ı görünce soğuk terler dökmeye başlayacak. Ve bölüm böylece sona erecek. Altıncı bölümde aynen 5. bölüm gibi son derece heyecanlı ve tahmin edilmesi zor gelişmelerle dolu olacak. Volkan ve Asya'nın savaşı şiddetlenecek. İkili arasındaki meydan savaşı Ali üzerinden gerçekleşecek. Ne Volkan ne de Asya Ali'yi kaybetmek istemeyecek. Ancak bölümün sonunda bu savaşın net bir kazananı olacak. Bahar ve Mert ayrılacak mı? Önce Bahar ve Mert'e bakalım ve otel odasında neler yaşanacağını konuşalım. İlk olarak şunu anlamak gerekiyor. Bahar Asya gibi davranmıyor ya da davranamıyor. Asya atkı üzerinde bulduğu bir kıldan hareket ederek ortalığın tozunu attırmıştı. Ancak Bahar Asya kadar cesur değil. Bunun sebepleri var ki zaten bu bölümde bunları kendisi de söyleyecek. Bu yüzden onun içerisinde bulunduğu şartları bilmeden doğrudan Bahar'ı suçlamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Mert Bahar'a otel odasında Asya ile ilişkisi olduğunu ama ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söyleyecek. Baharsa ondan bir özür ya da en azından bir üzgünlük ya da pişmanlık ifadesi bekleyecek ama Mert çok şımarık birisi. Ne üzgün olduğunu ne de pişman olduğunu söylemeyecek bile. Bu ikili arasındaki olay şöyle sonuçlanacak. Bahar boşanmayı düşünmüyor. Çünkü eri güçlü değil. Boşanırsa eğer ekonomik olarak kendisini idare edecek bir durumda değil o. Bunu kendisi de söyleyecek zaten. Bahar boşanmayalım çocuk yapalım diyecek. Mert ise hayatımda başka kadın olmayacak artık diyecek ve çocuk teklifini kabul etmeyecek. İkili böylece aynı evde neredeyse iki yabancı gibi yaşamaya devam edecek. Volkan ve Asya boşanacak mı? Evet boşanacaklar ama bu öyle kolay olmayacak. Ben detaylara girmeden anlatmayı düşünüyorum çünkü gerçekten çok fazla gelişme yaşanacak bu bölümde. İkili arasındaki bu savaşta üstünlüğü önce Volkan ele geçirecek ve Asya'yı çok fena sıkıştıracak. Volkan Asya'yı pek çok yönden o kadar çok sıkıştıracak ki Asya'nın kaybettiğini düşüneceğiz. Ama onun tamamen kaybettiğini düşündüğümüz anda aslında onun oyunu kaybetmediğini ve sağlam bir plan kurduğunu anlayacağız. Asya sonuç olarak hem Volkan'ı hem de Selçuk'u yenmeyi başaracak. Volkan'ın hamlelerinden kısaca bahsedeyim. Volkan'ın en sağlam hamlesi Selçuk üzerinden gelecek. Volkan bu serseri Selçuk sayesinde karısının Nil'i kullandığını anlayacak. Selçuk'la beraber hastaneye kadar gelecek. Hem Selçuk hem de Volkan burada tüm kozlarını oynayacak. Selçuk Asya'nın işten atılması için uğraşıyor çünkü bu bölümde Asya Selçuk'un kendisine para götürme, para getirme teklifini tamamen reddedecek ve ne yaparsan yap diyecek ona. Volkan'a bakarsak Volkan da Asya'nın üzerine gidip onu herkesin içerisinde özellikle de başhekimin ya da hastanenin başında her kim varsa onun önünde onun huzurunda sinirlendirmek istiyor. Ve böylece de Asya dengesiz birisi, oğlumuza bakamaz raporu almayı amaçlıyor aslında o. Bu arada bir önceki videoda bahsettiğim araba kazasında ölenler Asya'nın anne ve babasıymış. Asya'nın babası da kendi eşini yani Asya'nın annesini aldatıyormuş. Asya'nın annesi bunu öğrendiği için psikolojik olarak çok yıpranmış ve araba kazası işte bu yüzden meydana gelmiş.
Volkan işte bunu kullanarak sen de annen gibi dengesiz biri misin gibi laflar edecek herkesin içerisinde. Onun amacını söylemiştim ve Volkan burada aslında istediğini biraz alacak. Çünkü Asya herkesin içerisinde ona tokat atacak. Başka olaylar da yaşanacak ama ben Asya'nın planına geçmek istiyorum. Asya'nın planı. Asya bölüm boyunca inanılmaz çılgınlıklar yapacak. Mesela Volkan'ın aracına kendi arabasıyla çarpacak. Ali'yi okuldan almaya gidecek ve ders sırasında sınıfa girecek. Yani adeta sınıfı basacak. Sonra arabada giderken Ali babasını aramasın diye onunla tartışacak ve onun telefonunu elinden zorla almaya çalışacak. Ve bu sırada bir kaza tehlikesi atlatacaklar. Asya görünüşe göre dengesini kaybetmiştir ve onun şu ana kadar yaptıkları bile boşanma davasında Volkan'a her istediğini alması için yeter de artar bile. Ancak şöyle bir şey olacak burada. Asya oğluyla Ali ile konuşunca onun kendisini değil babasını tercih ettiğini görecek. Ali ben babamı istiyorum. Lütfen ayrılmayın. Onu affet diye yalvaracak annesine. Ali yaşı gereği yaşananları tam olarak anlayamıyor. Babasının sadece annesine ihanet ettiğini, bunun küçük bir şey olduğunu, kendisinin yanlış yapmadığını savunuyor Ali. Ali aileyi paramparça eden kişinin babası olduğunu algılayamıyor. Annesini suçluyor biraz burada. Eğer onunla ayrılmazsan, onu affedersen ortada bir sorun kalmaz demeye getiriyor. Asya bunu görünce, yani Ali'nin bu seçimini görünce sağlam bir hamle yapacak. Volkan'ı telefonla arayacak ve onu eve çağıracak. Volkan eve gelecek ve tabii ki burada çok sinirli olacak o. Oğlum nerede diye bağırıp duracak Asya'ya. Asya ona cevap vermeyecek. Volkan evin içerisine arayacak ama oğlu evde olmayacak. İşte burada Asya'nın hamlesi geliyor. Asya Volkan'a Ali seni tercih etti. Sana zarar vermek için her şeyi yaparım diyecek. Yani doğrudan bunu söylemese de dolaylı olarak Ali'ye zarar verdiğini hatta onu öldürdüğünü ima edecek. Asya'nın psikolojik olarak çok dengesiz davrandığını bölüm boyunca zaten gören Volkan bunu duyunca delirecek. Ve Asya'nın gerçekten de oğullarına zarar verdiğini hatta onu öldürdüğünü sanacak. Asya'yı tutacak ve onu duvara fırlatacak. Asya'yı fena halde yaralayacak. Asya ise Ali'yi baharlara bırakmıştır aslında. Ali eve girince annesinin kanlar içerisinde yerde yattığını görecek. Babasına senden nefret ediyorum diyecek. Bu sırada eve Bahar falan da gelecek ve hemen ambulans ve polis çağıracaklar. Volkan eşine fiziksel olarak saldırdığı için tutuklanacak. Boşanma davasında da her şey Asya'nın istediği gibi sonuçlanacak. Asya işine dönebilecek mi? Evet dönecek. Bu arada bahsetmediğim detaylardan birisi de Asya'ya internette yapılan saldırı. Birisi sürekli Asya'yı mesleki olarak karalayıp mesajlar atmaktadır. Bu kişi Deri'nin annesi çıkacak. Tüm mesajların yani Asya'yı karalayan tüm mesajların sahte olduğu doğru olmadığı anlaşılacak. Asya sonuç olarak işine geri dönecek. Deri ve Volkan'a ne olacak? Kısaca şöyle. Derin çocuğunu aldırmamış. Kavga ettikleri gece evin dışarısında bunu Volkan'a söyleyecek. Derin'in babası yani Haluk Derin'e ondan ayrıl. Çocuğuna bakarım diyecek ama Derin gerçekten de Volkan'ı sevdiğini gösterecek burada. Volkan içeriden hapishaneden kısa sürede çıkacak. Derin'le beraber şehirden ayrılacak. 2 yıl sonra. Aradan 2 yıl geçecek. Her şey yoluna girmiş gibidir. Asya yeni doktorun çıkma teklifini yaptığı kuru kabul etmeyecek bu arada. Yaşamından memnundur. Ali de zaten babasını düşünmeyi bırakmıştır. Ancak rüzgar yine bir anda farklı esmeye başlayacak. Şehre yapılan Tekirdağ yapılan yeni konut projesi herkesin dilindedir. Bu yeni evler o kadar güzeldir ki Asya bile satın almayı düşünmese de evleri görmeye gitmiştir. Konut projesi ne alaka diye sorabilirsiniz burada. Alakası şu olacak. Derya'ya, Mertlere ve hatta Asyaların evine bir davetiye ulaşacak. Şehirdeki pek çok kişi bu konutların açılış törenine davetlidir. Davetiyenin arka kısmındaysa Derin, Volkan ve çocuklarının bir resmi olacak. Meğerse Volkan şehirden ayrıldıktan sonra bu süre içerisinde işlerini büyütmüş. Derin'le bir yuva kurmuş, çocuklar olmuş ve Tekirdağ bu projeyine dönüş yapmışlardır. Bölüm sona ererken aklımızda şu deli sorular dolaşacak. Volkan Ali'yi görecek mi ya da görmek isteyecek mi? Ali üzerinden Asya'dan intikam mı alacak? Volkanlara parasal destek çıkan kişi Derin'in babası mıydı? Asya Ali'yi babasından nasıl koruyacak? 7. bölümün anlatımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.